Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Asrarul uzama, ulularının sırları deb nomlanadigan darsimizdan navbatdagisi, hadis ilminin sultanı, Kur'an-ı Kerim'den keyingi o'rinda turadigan, odam bolasini qo'li bilan yozilgan eng to'g'ri kitobning sohibi, İmam-ı Buhari hakkında ders başlayan olamız. Bu derslerimiz uluğ insanlarının şahsiyetlerini, onların hayatını örgütçü yorkalı bizge İslami tarihimizle örgütledi. Bana şu uluğ insanlar siz bilen bizge İslami hazaratımızı barpa kılıp verişken. Adamların arası da bari yok iki faizi bana şimdi bir uluğ insanlar buladı. Bana şu iki faiz insanlar adamları başkaladı, tarihini şekillendirdi. Qolgan odamlar mana shu 2% odamlardan foydalanadi va ularga ergashadi, tobe bo'ladi. Mana shu tariximizda o'tgan ulug' insonlarning ko'pchiligini tanimaymiz. Agar tanisagan faqat ismini bilamiz. Masalan, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy haqida nima bilasan desa, o'rtacha odam aytadi, muhaddis bo'lgan, sahih Buxoriyni yozgan deydi. Yana nima bilasan desa, boshqa ma'lumoti yo'q. Bunu ham qayerdan biladisiz? Shu muhaddis bo'lgani, sahih Buxoriy yozganligini qaytib eshitib o'rganligi uchun kallasiga kirib qolgan. O'zi bir kitobni ochib o'qib, mana shu buyuk ajdodini kim ekanligi bilan qiziqmagan. Siz bilan bizi birodarlar, ham yurtimiz, vatandoshimiz mana shu Movarounnahrdan chiqqan. Imom Buxoriy. Ana shu ulug'larimizni yoshlarimizga tanishtirib, ular kimlarga taqlid qilishligi kerak, kimlarga iqtido qilishligi kerak, shuni ko'rsatishimiz kerak. Aks holda boshqalarda o'zlariga ibrat namuna qilib olyapti yoshlar. Ta'assuf, hammaning qo'lida bor telefon, hammaning uyida bor televizor, ertamandan kechgacha mana shu musulmon odamga yot bo'lgan, begona bo'lgan madaniyatni, musulmonning tabiatiga, fitratiga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilayotgan odamlarni ibrat namuna bizning tilda kumir qilib ko'rsatyapti. Ta'assuf. Albatta bu ulug' insonlarni mana shu yuksaklikka, ulug'likka olib chiqqan shart-sharoitlar bor, sabablar bor, omillar bor. Bu ulug'larni hayotini o'qishlik mobaynida ana shu sirlardan siz bilan biz ham bohabar bo'lamiz inshaalloh. Bugungi darsimiz hadis ilmida Amirul Mu'minin bo'lgan. Alloh azza va jallaning kalomi Qur'ondan keyingi o'rinda turadigan eng to'g'ri kitob Sahih Buxoriyning sohibi Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim al-Buxoriy rahmatullohi alayhi haqida dars qilgan bo'lamiz. İmam Buxoriy o'zini mana shu Sahih Buxoriy, Jami'us Sahih, o'zi Jami'us Sahih, yana bitta ismi Sahih Buxoriy. Shu kitobi haqida aytadi, bu kitobni 16 yil davomida yozdim va mana shu kitobni o'zim bilan Allohning o'rtasida hujjat bo'lishini xohladim. Ya'ni bironta noto'g'ri xabar, bironta bir noto'g'ri so'z yo'q. Islom tarixi birodarlar, İmam Buxoriyga o'xshagan boshqa bir odamni ko'rgan emas. O'zini yodlash qobiliyatida, rivoyatdagi puxtaligida, hadislarni izlashdagi sabr bobida Buxoriydagi inson yer yuzida yashagan emas. Bu ulug' inson hadis ilmida shu hadis ilmini talabalaridan ham o'zib ketdi, shu hadis ilmini ustozlaridan o'zib ketdi. Ulamolardan biri Imom Buxoriy haqida aytadi, unga o'xshagan boshqa bir insonni ko'rgan emasman. Go'yoki u faqat hadis ilmi uchun yaralgandek edi. Ya'ni bu kishida boshqa ilmlar ham bo'lgan, lekin hadis ilmida bo'lgan u kishining peshqadamligi haqiqatan boshqa hech kimda ko'rilgan emas. U kishining to'liq ismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim al-Buxoriy. U kishining katta bobosi Mug'ira asli Majusiy bo'lgan, Buxoriyga ko'chib kelib, Buxoroning amiri Yamonning qo'lida kalima keltirib musulmon bo'lgan. Edi İmam Buxoriyning otasi Ismoil ibn Ibrohim birodarlar ahli ilm bo'lgan. Bu kibor ulamolarning suhbatida bo'lgan, o'zi ilmli odam bo'lgan. İmam Buxoriy o'zini otasi haqida aytadi. Meni otam Molik ibn Anasdan hadis eshitgan. Molikiy mazhabining imomi, Darul Hijraning imomi Molik ibn Anas. Undan hadis eshitgan. Hammod ibn Abi Zaydni ko'rgan va Abdulloh ibn Muborak bilan ikki qo'llab ko'rishgan. Mana Abdulloh ibn Muborakni kimligini o'tdik. Imom Molikda qanaqa inson bo'lganligini mana o'tgan Ramazonda o'tdik. Mana shu kishilarning suhbatida bo'lgan ekan,
İmam Buhari'nin otası İsmail ibn İbrahim. Demek ailede ilim buluşluğu, ailede takva buluşluğu, elbette bu farzandlarla tasir kılmıyor hamidi buradalar. İmam Buhari'nin otası, İmam Buhari yaş bala paytada ölüp getirdi. Yetim kaladı. Uluğluğunu sırlardan deyip durup, birinci dersimizi etkenmiz, yetimliği degenmiz. Otası yaşlıgını ölüp getirken, yaş bala, oğul bala hususan, tezrak katta buluşluğa mecbur buladı. Tezrak esini yığışlığı gerek, akılın yığışlığı gerek. Çünkü otası yok üstüde. Endi albatta otası bor odam ulug' inson bo'la olmaydi degan gap yo'q bu yerda. Ammo otasi yo'qlarning imkoniyati kattaroq bo'lgan. Chunki otasi bor odam muammolarni otasi hal qilib beradi, yosh bolada qilib yuraveradi. Nimani o'qish kerak, otasi tanlab beradi, yuraveradi. Mana odamlarga bor, bunday qil, bunday qil. Shuning uchun o'zini mustaqil bir hal qilishlikka bir ishlarda yo'li yo'q, imkoniyati yo'q. Shuning uchun uni ulug'ayishi otası yok balanın uygu işten göre sekerrak geçerdi. İmam Buhari'nin otası ettik bana yaşlıgı da İmam Buhari'nin yaşlıgı da ölüp gitken dedik. Bu kişi ilimli adamı da hem ticaretle şugullanırdı. Vafat eterken etkene de ömrün ahirede. Bari malı dünyayımda ne haram yol bulan, ne şubhali, napak yol bulan topilgan bir dirhamni borligini bilmeyim ben. Ana birodarlar, İmam Buhari'ydi, İmam Buhari qilgan ishlardan bittasi. İmam Buhari'ydi, mana shunday bir martaba yetishiga sabab bo'lgan omillardan bittasi, halol luqma. Halol luqma. Top kelayotgan pulimizga yigitlar, juda qattiq e'tibor beraylik. Mayli, zo'r yegizmaylik. Zo'r kiyintira olmagan bo'laylik. Muhimi halol yegizaylik, inshaalloh kam bo'lmaymiz. Shuning uchun ko'p olib kelmang uyga. Katta olib kelmang, mayli. Muhimi halol olib keling. Farzandlarimizdan ilmli odamlar chiqishini omillarda yana bittasi Imom Zarnujiy Ta'limul Mutalimda yozadi. Olimlarni hurmat qil. Izzat ikrom qil ahli ilmlarda. Xizmatini qil, hadiyalar ber, shunda bolalaringdan ilmli odam chiqadi deydi. Agar bolalaringdan chiqmasa nabiralaringdan chiqadi deydi. Otalar, bolalarimizni ilmli bo'lishiga biz bir yo'l yaratib beraylik. Halol olib kelaylik, halol yegizaylik ve ahli ilmlarni hurmat qilaylik. İnşallah kam bo'lmaydi bolalarimiz. Siz bilan bizdan bo'lmasa, bolalarimizdan bo'lmasa, nabiralarimizdan chiqadi. Demak, İmam Buxoriyning otasi luqmaga qattiq e'tibor bergan. Harom, shubha, gumon, nopok yo'l bilan uyiga pul olib kirmagan. İmam Buxoriy otasidan yosh qoldi. 3 yoshga kirganda muorixlar aytadi, közü körmeye kaldı. Bitti anasını koruda kaldı. Otasından bir münce dünya kagen. Ve bana şu dünyasını bu takvadar salihe ana balasını talimiga sarfladı. Salih hayalıdı. Balasını közü körmeye kagen adı yığılıp Allah'a dua ilticadı köp yetiredi. Bir gün uklap kaladı tüş göredi. Tüşü de İbrahim Aleyhisselam'ı göredi. İbrahim Aleyhisselam etedi ki ko'p duo qilib yig'laganingdan Alloh taboraka va taolo o'g'lingni ko'zini qaytardi dedi. Ona ertalab turib qarasa, o'g'lining ikkala ko'zi bobboyiga ko'ryapti. 3 yosh arada ko'zi ko'rmay, keyin Alloh taolo ko'zini qaytarib bergan edi. Birodarlar, İmom Buxoriy har qancha aytib faxrlansak, arziydigan inson. Büyük shoir va mutafakkir Abdurrahmon Jomiy İmom Buxoriy haqida aytadi. Makka va Madinada yasalgan tanganing Buxoroda sayqali kamolga yetdi. Makka va Madinada yasalgan tanganing pardozi Buxoroda tamomiga yetdi deydi. Bu degani hadis ilmini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zlarini o'rganish ilmi, agar shu Makka Madinada boshlangan bo'lsa hadislarda aytilishi, o'rganilishi tamomiga yetishligi Buxoroda bo'ldi deydi. Haqiqatan bir nozik, ajib ta'rif. İmom Buxoriyga Alloh azza va jalla iqtidor berdi, qobiliyat berdi. Bizning tilda talant berdi. Birodarlar, Alloh taolo har bitta odamga qandaydir iqtidor, qobiliyatni beradi. Odam bolasi borki, qandaydir talanti bor. Faqat u talanti o'zida borligini biladi yo bilmaydi. Kashf qiladi yoki maxfiy qolib ketadi. Agar kashf qilsa, to'g'ri yo'lga ishlatib foydalansa foydalandi, bo'lmasam ko'milib yo'qib ketadi. En taassuf ayrım adamlar özündeki manaşı iktidarını
noloyiq yo'llarga sarflaydi. Masalan, eshitgan ashulasini bir marta eshitib yodlab qoladi. O'yindan keyin qimmat bera olmaydi. Futbolchining tarixi, komandaning tarixi biladi. Mana shu sizga berilgan shu iqtidorni noloyiq joyga sarflagan bo'lasiz. Qiyomatda javob berasiz shu narsaga. Shuning uchun Alloh taolosi sizga o'g'il bergan, qiz bergan, diqqat bilan kuzatingda. Qandaydir bir qobiliyati bor. Qandaydir yuraklik, hech narsadan qo'rqmaydi. Yo bo'lmasam jismonan baquvvat, yoki juda ham tez, yoki biror narsani eslab qolishligi zo'r. Ha? Masalan, til o'rganishlikka qobiliyat. Men bir ukam biz bor, bilaman, 8 xil til biladi. Aytardiki, menda shu til o'rganishlikka qandaydir qobiliyat bor derdi. Boshqalar 1 yilda o'rgangan narsani 1 oyda o'rganaman derdi. Ana shuni topibdi o'zida borligini 8 xil tilda o'rganibdi. İmam Buhariye Allah Ta'ala ülken akıl ve küçülü hatıranı verdi. Ve bana şu nesan o kişi hadis ilmiye sarf kıldı. İmam Buhariye özü hakkı da itedi. Yaş balıyken ben marifdeki fukahalarını, muhaddislerini ziyaret kılardım. Yani onge kirmeyen bala. Katta katta şayhlarda aldığı kere oturadı. Kirip onlarca salam vergeni üyelerdim dedi. Onlarla birlikte oturup hadis yazardım. Yani bir şayh ders aytardı, hadis qolganlari yozadi. O'nga kirmagan bola oturup yozadi. Shunda şu majlisda o'tirganlardan bittasi erkalatib 9-8 yoshli bola. Nechta hadis yozdingiz desa, 2ta derdi. 2 dona desa, kulishar edi. Shunda shayx aytardi, kulmanglar. Shu boladagi iqtidor qobiliyatni ko'rgan. Bir kun keladi, hamiladi ustingizdan kuladi mana shu bola. 10 yoshga yetmagan bola katta kishilarning ichiga kirib, ilm o'rganaman deb qog'ozini, qalamini olib o'tirishligini bir fikr qilib ko'ring-da. Haqiqatan bu Alloh taolo tanlab olgan bandalar edi. Ulamolar mana shu yosh Muhammad ibn Ismoilni ilmga bo'lgan rag'batini ko'rishdi va mana shu narsaga e'tibor qilishdi. Shuning uchun birodarlar, yosh bolani kichkinaligida, kichikligida bir diqqat, e'tibor bilan bir qarasiz, bir iqtidorni ko'rasiz. Agar Alloh taolo shu iqtidorni bergan bo'lsa, shuni yo'lang, inshaalloh bir ulug' inson bo'lib yetishadi. Varroq aytadi. Imom Buxoriyni sinfdoshlaridan ikkitasi, Hashid ibn Ismoil, yana bir kishi. Mana shu ikkala sinfdoshi aytayapti. Abu Abdulloh Buxoriy biz bilan birga Basraning shayxlarini ziyorat qilardi. Ya'ni Basradagi shayxlarda o'tirib dars o'rganardik. 16 yashar bola. Hammamiz shayxdan eshitgan narsani yozar edik, u esa hech narsani yozmasdi. Bu holat bir necha kun davom etdi. Biz unga biz bilan birga o'tirasiz u, hech narsani yozmaysiz. 16 kundan beri biz bilan eshitirib yuribsiz. Biz yozyapmiz, eshityapsiz. Vaqtingizni bekor sarf qilib yuribsiz. Deb ma'lumot qilishdi. Imom Buxoriy indamadi. 16 yashar bola. Hadeb shu gapni gapirish o'rganidan keyin oxiri Imom Buxoriy ikki oylar so'ravorib zerektirib yubordilar. Qani yozgan narsalarni olinglarchi, menga arz qilinglarchi. Ukkalasi yozgan daftarini olib ochishdi. Mana shu 15-16 kunning ichida minglagan hadislarni yozishgan edi. 15 mingta hadis yozishgan deyiladi. Imom Buxoriy hamma hadisni yoddan aytib berdi deydi. 16 kun eshitgan hadislarda hammasini bir marta eshitib yodlagan. Hatto Buxoriy aytganda biz yozgan narsalarimizni uni aytganiga qarab turib to'lab oldik deydi. Aytyapmiz, Alloh taolo g'ayri oddiy iqtidor bergan va bu kishi o'rniga sarflay bilgan. Nima dedi Imom Buxoriy? Men sizlar bilan vaqtni bekor o'tkazib yuribman ekanmi endi? Shunda aytishadi, bu ilmda biroq Buxoriydan o'tib ketmasligiga shunda ishondi deydi. Imom Buxoriy o'zi haqida aytadi. Sahih hadislardan 100 mingtasini yoddan bilaman. Sahih bo'lmaganlaridan 200 mingtasini yoddan bilaman. Bu buncha hadisni yoddan bilish hayotini avvalida o'zini jami sahihini yozganida 600 ming, 700 ming hadisni ichidan yodlagan, yoddan bilgan. 4 mingta sahihini chiqarib olgan edi. Mana shu 600 ming, 700 ming hadisni hammasini yoddan bilgan va ularni sanadini ham bilgan. Ya'ni yodlashning yo'lini. Muhammad ibn Ismoil haqida ulamolardan biri aytadi, Muhammad ibn Ismoil kabi boshqa insonni ko'rgan emasman. U ulamolardan bir kitobni olardida bir marta o'qib chiqib yodlab olardi. Bir marta o'qirib yodlab olardi. Imom Buxoriy o'zini
şehirdeki ilim bilen kifayelenmedi. Belki ilim talabı da safar kıldı. 16 yaşar bala Basra'ya safar kıldı. 16 yaşar bala Basra'ya safar kıldı. Şimdi karın bu yada ona neyen bir rolünü, ona neyen bir vazifesini. Ondan katta oğlu bugün 16 yaşar balasını başka yurtga jo'natolishlikka kuvveti yetken eken. Bana şu safarlara da hadisi katlık itibar kıldı. İmam Buhari özü de bana şu yodlab kalışlık degen kabiliyatta borligini gördü. Şunu hadiske burada. Ha o kişi yine hadisten başka ilimlerden hem özüge nasibe ölüş agen. Başka ilimlerden örgen gen o. Lekin köprak itibarı hadis ilmi giydi. İmam Buhari özü hakkı da itadı. Men fakat hadis egeleri bo'lgan kişilerden 1080'tasından eşitip hadis yodlagen ben. Muhaddis deb tanilgan odamlardan 1080'tasından hadis eşitken ben deydi. İmam Buhari ömrünü ilim talabida Resulullah'ını hadislerini örgenişlik yolu da ötkizdi. İmam Buhari avval Buhara'dan ilim aldı. Keyin Balkh'ga safar kıldı. Keyin Nishapur'ga, keyin Ray'ga. O yerdeki ulamalarının hamma hadislerini yod aldı. Lekin bari bir hadis ilmini merkezi Arab yerleriydi. Hususan Irak. 210. Hicri yılının ahırlarında Irak'a safar kıldı. 16 yaşlarında. Mana şu yerdeki maşayihlerine suhbatlarda oturup onlardan hadis öğrendi. İmam Buhari aytadı özü Bağdat'a 8 madde kirdim. Ana şu safarlarımda. Her kirgenimde İmam Ahmed'imde Hanbal'da suhbatıda oturdum. İmam Ahmed'imde Hanbal, uluğ muhaddis alim İmam Buhari'nin ustazı buladı. Hanbali mezhebinin imamı. O kişideki ilimini aladığını abolup, ket mahçubu olup, hayırlaşkanı bargenimde İmam Ahmed menge ilimini ve onu adamlarını terk kılıp Khorasan'a ketesin mi dedi. Yani ilmimizi okup köpetir olmuşsun mu? Rojnatır olmuşsun mu? Çok kıge çıkmışsın mı? Akeler biz kanaka ilimde ayeti yapız. O bir mansab bir adıgan, bir kürsü yotkizu koyadıgan ilim demez. Ümmette çok kıge karab, sodurab, apçık bir çizgi sabab oladığı ilimde ayeti yapız. İmam Buhari Irak bilen kifayelenmedi. Ki Mekke'ye vardı. O yerdeki ahli ilimlerine hadislerini örgendi. Medine'ye vardı. O yerdekilerini hem aldı hadisini. Oturup eşit aradı. Bilmeyen hadisini eşitse, yotlava aradı. Bilgenini eşitse, kaysa yol bulan, kaysa sanat bulan ekenliğini yotlava aradı. Barbar payda aradı. Mısır'a geldi. Mısır ahırda var bulgen hadislerini hem yolda aldı. Ki Şam'a vardı. O yerden örgendi. Değerli biraderler, Ümmet-i Muhammediye'de bor bo'lgan sahih hadislerini, değerli hammasını yodlab bo'lgan edi. Ana shu o'rgangan hadislerini hammasını özünün en uluğ kitabı Camiu Sahih, yani Sahih-i Buhari şu kitab. Mana şu Camiu Sahih'e cemledi. Allah Ta'ala'nın kitabı Kur'an'dan keyingi orunda turadigan, en doğru kitab. Adam balasını kolu bilan yozgan kitablarının en doğrusu Camiu Sahih, yoki Sahih-i Buhari. İmam Buhari'nin talifatları da. Buradalar, bana Sihah Sitt dediğimiz hadis kitaplarını en doğru 6'da kitap. Bunlar Buhari, Müslim, Tirmizi, Nasai, Abu Davud, İbn-i Mace. Yani ayrım kişiler bana şu kitaplarda orasıya İmam-ı Malik'in Muvatta'sını koşuşadı. İmam Ahmet'in Musnad'ını ham koşuşadı. İmam Buhari özünün bana şu kitabını, Cami-i Sahih'ini talif kılış hakkında dedi ki 16 yaşar bala, dikkat kıpırlar 16 yaşar ballar 26 yaşar ballarım, 36 yaşar kişilerim 46 yaşar çoğapa dedelerim eşit duruyorlar 16 yakirgen balanın himmetini kareyin İshak İbni Rahvaya'nın huzuru deydim ilim meclisinde şu yerde oturgenlerden biri dedi hadis ilmini örgenekken alımları yakarıp durup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini, sünnetlerini özüde cemlegen, kiçkine bir, muhtasar bir kitap kısaylar. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetleri hakkında bitti bir muhtasar kitabını talif kısaylar. Hemen sahih olsun, muhtasar olsun, örgenişki asan olsun. İmam Buhari dedi, ana şu gapni eşkenimde, şu iş kalbimi yoğunlaşıp kaldı, şu kitabını cemleşke giriştim. 16 yaşar paytada. İmam Buhari dedi, Camiu Sahih ne dedi İmam Buhari? 600 bin hadis içinden çıkarıp aldım. 4000'te 3000'te hadis. Yani dedi, Camiu Sahih'teki her bir hadisini yazıştan avval gusül kıldım ve iki rekat namaz okudum.
Unga faqatgina sahih bo'lgan hadislarni kiritdim. Yana cho'zilib ketmasin deb, katta bo'lib ketmasin deb ayrim sahih hadislarni unga yozmadim. Shu kitobni boshlagan paytimda yoshim 16 edi. Himmat qaring. Ana kim bizga kumir? Ana kim bizga ibrat? Qur'ondan keyingi eng afzal kitobning muallifi shu kitobni boshlaganda yoshi 16 da. Ana oliy himmat birodarlar. İmam Buhari haqidagi so'z birodarlar siz bilan bizni hech qachon malollantirmaydi. İnşallah bu ulug' imom hayot haqidagi darsni ertaga davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.